geçmiş yıllarda, hatta şöyle diyebilirim, daha Kusi daha ünlü olmadan, meşhur olan, Türkiye tanımadan önce Ankara'dan sevdiğimiz bir kardeşimiz. Onunla biz birlikteliklerimiz, günlerimiz çok gelişti. Ben onu amatör, şimdi profesyonel dersek o zaman amatör deriz. Amatörkenden çok dinledim ve çok sevdiğim bir müzisyendi. Ankara'da uzun yıllar beraberliklerimiz, dostluklarımız, arkadaşlıklarımız oldu. Ve sonra bir gün geldi, Kusi İstanbul'a yolculadık ve Kusi Türkiye gündemine çok büyük müzisyen ve oyuncu olarak girdi. Hoş geldin Kusi Urfa'ya. Hoş bulduk abi, nasılsın? Hamdolsun, teşekkür ederim Kusi'cim. Sen de iyisin. Çok teşekkür ederim. En başta şunu söylemek istiyorum. Başta sen olmakla birlikte bütün herkese teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum. Bizi o kadar güzel ağırladınız ki burada tebessüm içimde ve mutluluk içinde döneceğiz. Size Allah'tan razı olsun. Çok teşekkür ederim. Burası zaten benden dolayı senin memleketin sayılır. Sen burada misafirsiz değilsin, aynen, ev sahibisin. Ağırlamak da bizim vazifemiz, şeref verdin. Senin gibi değerli bir dostu başımızın üstünde taşırız ve ağırlarız. Hoş geldin, sefalar getirdin. Urfa'yı nasıl buldun atmosfer olarak, doğa olarak? Urfa'ya bir gelen pişmandır, bir giden pişman. Şimdi aynen pişmanım. Şu anda ayrılacağım gideceğim için. Yarın sabah gideceğiz ama set var işte çalışmalardan dolayı. Yani ben Urfa'yı öncesinden de biliyorum. Urfa'nın dokusunu biliyorum. Urfa'nın insanlarını biliyorum. Ve şöyle, ben her gittiğim şehirde, şimdi biz işimizden dolayı biliyorsun şehir şehir dolaşıyoruz. Ama her gittiğim şehirde sabahına bakarım böyle, tamam mı? Duamı eder sabahını bakarım penceremi açtığımda. O kadar güneş güzel vuruyor ki, o kadar güzel bir dokusu var ki, rengi var ki, onu tabii ki böyle 2-3 günde yaşayarak anlayamazsın. İnşallah Allah izin verirse sık sık ziyaret etmek isterim. Geniş zamanda daha iyi. Şimdi bir nevi iş için geldin. Aynen. Urfa'da şu an bir dizi, yeni bir 13 bölümlük dizi, yani bir 13 devamı da gelir muhakkak. Evet, Fox TV'de başlayacak dizimiz, Kalbimdeki Deniz diye. Evet. Urfa dokusu vardı ilk bölümde ve burayı çok seviyoruz bizim yönetmenimiz. Daha önce de çalışmış. Ben de sevindim yani, koştur koştur buraya geldik. İşte 2-3 bölüm burada dizimizi 2-3 gün dizimizi çekip sonra İstanbul ayağına devam edeceğiz yani. Şimdi biz seninle en son Cumhurbaşkanı'nın iftar yemeğinde Hubert Köşkü'nde birlikte olduk. Evet. Orada sohbet ettik, konuştuk, ayaküstü. Urfa'da dizi çekeceğiz dedin. Ve ben de tamam dedim, geldiğinde haber olsun. Bir baktım gelmişsin ani oldu. Tabii program hızlı değişmiş. Programı ve ilk ben ilk sürprizi mesajı orada almıştık. Ama şimdi seni Urfa'da ağırlamaktan mutluyuz. Sağ olsun. Dizimizi çektiğimizi duyunca Bahati abi hemen geldi. Severekten koştu geldi. Set bitimine kadar bizimle birlikte de olur. Sen de bizimle birlikte yolun yani aslında. Öyle bir şey. Ben de biraz setin personel olup şaryo maryo kurdum. Amorstan çekimler yaptık. Fakat gördüğüm kadarıyla çok zor iş. Dizi mi çekiyorsunuz, ızdırap mı çekiyorsunuz belli değil. O sıcak altında çalışmak, emekçisiniz. Evet. Yani hakikaten takdire şayan o yorgunluklar, uykusuzluklar, uçak yolculuğu, onlara rağmen hala da iş aşkı ve sevgiyle o oyunculuk çok zor bir iş. Allah yardımcınız olsun. Urfa'ya adım atar atmaz işte setimizin yerini belirlediler. Biz de gittik. Daha dakika bir gol bir güleriz. Abi hoş geldin. Her şey çok güzeldi. Biz de bu enerji içerisinde çabuk çabuk hemen dizimizi çektik. Yani bölümün sahnelerini çektik. Ve ben avluyu da çok beğendim. O bir çektiğimiz yeri sen de gördün evet, ya. Ne kadar güzel bir dokusu var. Burası da aynı şekilde mükemmel yani. Evet, şu anda da bir tarihi yerdeyiz. Aynen, tarihi yerdeyiz. Buraya gelene kadar da birkaç bina gördüm. Hatta Ulu Cami'yi de gördüm. Bayağı büyük bir Urfa tarihi dokusu çok güzel. Çok. İşte eskiden bütün Urfa'daki evler öyleydi ama küreselleşme hepsi yıkıldı. Apartmanlar ya. Koruyabildiğimiz UNESCO'nun kültür mirası çerçevesinde korunmaya alınmış yerler var. Var mı? Urfa'da var. Açık Hava Müzesi tam burası. Tam bir sinema için iyi bir platformda, Açık Hava Müzesi. Çoğu gitti. Şimdi evet, biz gelelim Ankara'ya yıllar öncesine. 80'li, 85'li, 4. Cadde'ye gelelim, Şişman Pastanesi'ne gelelim, Cumhuriyet Lisesi'ne gelelim, Deneme Lisesi'ne gelelim. Ankara'dan eski sanatçı arkadaşlarımızı kulakların için atalım. Bekir Aksoy, sinemacı, televizyoncu şimdi. Efendime söyleyeyim, Berksan. Yine berabersem senin müzisyenler. İkisi de çok sevdiğim kardeşim. Evet. Işın var. Işın Karaca hiç unuttuk. Işın da Ankara'dan bizim çok sevdiğimiz o dönemden. Çok var abi ya. Sinan Özen var. Rahmetli Kurtuluş var. Kurtuluş abi evet hatırlıyor. Allah rahmet etsin. Daha çok da sonradan ilki yıllarda Mersin'de kaldı. Mersin Adana'ya bir de ama evet. Ankara'ya da çok Ankara'da girdi. Ankara'da çok da çok program. Bizim şimdi sevgili izleyiciler şöyle, Fatih abi ben 89 yılında gitar elime aldım. 89-90 yıllarında işte ilk Filika Bar'da başladım.
Evet. Şey vardı, Udi, bizim bir sanatçımız vardı. Ali Çağlayan vardı, hatırlıyor musun? Filika evet. Barda Akrep Nalan da vardı o zamanlar, tabii, o dönemde. Tabii. 91 yılında da Rota Barda program yapıyorduk. Biz Fatih abi sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmıyordu. Yani hangi sahneye çıksak sen Allah geliyordun, razı, tabii bizi ki. Ziyaret evet. ediyordun yani. Abi tabii o zamanlar müzik daha böyle hani samimiydi, daha güzel sıcak ortamda, Filika'nın ortamı, oranın ortamı. Şimdi evet. biraz daha böyle hani canlı müzikten, akustik müzikten daha doğrusu diyeyim. Ayrıldık yani. Rota vardı, hatırlıyor musun? İki gitar tabii. yapıyordu. Tek gitar öyle yapıyordu. Öyle. Şimdi gitar sen gitar yani. Çalıyorsun. Ben de hep bir gitarım olsa da kırsam diye düşünüyorum. Ben çalamadığım için hırsımı gitardan alıyorum. Yani geç değil. Hayırlısı inşallah. Bakalım. Çok isterdim bir enstrüman çalmayı. Peki yeni albüm çalışman var mı? Yeni eserler var mı? Yeni beste ve sözü sana yani ait var Bizim mı? Bizim biliyorsun Polat Yağcı ile ben 15 yıldır beraberim. Evet. Yaklaşık 15 yıla yakın oldu benim yapımcım. Ve albüm çalışması 2010 yılında onunla birlikte başladık. 2-3 albüm yaptık. Bu dönemde de albümü bitirdim. 17 tane şarkı yaptım. Hepsi sana mı ait söz müzik? Bana aitler de var. Olsun dışarıdan da olabilir. 11 normal. Tanesi bana ait. Dışarıdan da aldım. Bakalım dinleyeceğiz Yıldız neler. Yıldız Silve'nin eski bir şarkısı var. Sana Sevdanın Tadı diye bir şarkı var. Melih Kibar bestesi var. Çiğdem Talı, Melih Kibar çalışması harika, var. Çok güzel. Her şey seninle güzel diye. Çok güzel oldu albüm. Fakat tabii bu son dönemdeki bu durumla, ülkemizin bu durumundan dolayı şu anda albümü ben askıya aldım. Benim için şu anda ülkenin huzuru, mutluluğu önemli. Önemli yani olan. Albüm evet. tabii ki insanları müzikle de besleyeceğiz. Sonuçta biliyorsun bizim seslenebildiğimiz yer sahne. Evet. Yani sahneden insanların, müziğimizle insanların evet. ruhunu doyurmaya çalışıyoruz. Çünkü biz ruhumuzdan ve içimizden, gönlümüzden geçenleri besteye geçiriyoruz. O besteler milyonlara hitap ediyor. İşte bir iki tane düğün parçası yaptık. Dün de çalıştığımız yerde güzel. Herkes diyordu ki bu akşam sizin şarkınıza dans edeceğiz, ilk dansımız olacak falan dedi. Müzik sonuçta bir anlaşma dilidir, sevgi dilidir, evrensel bir diyalog. Evet. Allah'a şükür ki ben de müzisyen olmuşum. Hani müzisyenlik başka bir şey. Kendi ifadelerimi müziğimle, gitarımla anlatabiliyorsam ne mutlu bana. Harika. Albüm işte bitti ama herhalde onun yılbaşına stratejisi, doğru. Yılbaşına mı piyasaya sürülür? İnşallah yılbaşına strateji. Doğru. Çünkü ekseri albümlerde strateji şudur, yaz başında piyasaya sürülür. İşte yani sinemalarda da öyle, filmler işte 15 tatilde hani Aynen. sömestr tatilinde falan onların stratejik konuları vardı. Bu arada yapımcım da Polat Yağcı da benim çok sevdiğim eski bir kardeşimdir. Evet. Onun da ufaklığından biriz. O da Allah başarılarını diliyorum. Bu dizi konusu ne? Bu yeni dizinin. Şimdi konusu Urfa ile ilgili bölümü nedir yani? Urfalı bir oyuncum var, Urfa'da yaşamış birim var yani filmde yine ne ön planda? Kimin üzerinde senin oynadığın rolün? Ben Çerkes asıllıyım. Yedigöbek ailenin büyükleri Yedigöbek'ten itibaren at eğiticiliği ve at yetiştiriciliği yapıyor. Yarış atı. Hı hı. Bu adamın duruşu naif, doğrucu, haklıya hakkını veren, merhameti çok fazla ama haksızlık karşısında da aslan kesilen bir adam. Özge Özberk'le paylaşıyoruz. Tabii ki onun yanında bir sürü rol arkadaşım var. Sabahat var. Yeşim Ceren Bozoğlu var. Hakan Eretik var. Urfa ile ilgilendiren kısmı ne? Nedir yani Urfa'daki bu sahnenin sebebi? Urfa dizisi midir? Şive var mı? Aksan var mı? Merak ettim. Açıkçası ben sormadım da senaryoya da bakmadım. Hani geldim siz çekiyorsunuz ama yoksa hiç alakası yoktu. Olsun Urfa'da mı çekelim dediniz? Ona da minnettar ve teşekkür ederiz bizim için Urfa'ya gelmeniz. Aynen hem öyle. Ekonomik Aynen canlılık hem Urfa'ya bir jest. Hem de mesela bugün burada bir konuk olarak ağırlık Urfa'ya yani yine Urfa'ya bir hizmet Aynen yapmış olduğunuz için teşekkür ediyoruz o konuda. Çok beğendiği için yönetmen. Bu konunun ilk Urfa biliyorsun hani atlarla ilgili hani Urfa'da tabii ben ağrılarımız var. Şeyi gene Yaşar Kemal'e geleceğiz. Demirciler Çarşısı cinayetinin girişinde yazar. O güzel insanlar, o iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler. Yani o orada anlatılır. Rivayet olur ki Urfa. Dün zaten bir at geldi 4 yaşında dişi. Bu arada sen ata da biniyorsun biliyorum. Eğitimini de aldın. Yeni çok başladım. Da mutlusun. Evet. Seviyorsun da devam ilerlersin artık. İnşallah abi inşallah. Yani başka bir mutluluk. Başka bir mutluluk. Gerçekten hani herkese tavsiye. Zaten hayvan sevgisi merhametten doğuyor. Merhamet Allah herkesin gönlüne verdiyse hayvanlarla diyaloğu olan zaten hani
başka bir boyutta. Küçücük 700 kiloluk hayvan, 2 metre boyunda 700 kiloluk hayvanın, yani hayvan demeyeyim, atın evet. Kalbi pamuk gibi ya. Evet, doğru. Ben ilk başta beni götürdüler. Dediler ki sen ata bineceksin, teaser'ı atla çekeceğiz. İşte koşturacaksın, şey olacak falan. Ben dedim nasıl yapayım? Hani atın yanına bir gittim, ürktüm abi istedik. Yüksek, sana. Bir de çıkınca üstü aşağı yükseklik. Sonra bu gözlerinin içine bakarak sadece konuştum onunla. Dedim ki bak dedim, senle dedim bu diziyi çekeceğiz. Bunları yapacağız. Teaser'da şunu yapacağız. Yani sanki böyle ben anlatıyorum, o beni dinliyormuş gibi. Evet. O gün bugündür beraberiz, ayrılmadık. Harika. İstanbul'da. Peki dizinin ilk bölümlerinde var, son bölümüne kadar da devam edecek mi atın rolü? Her bölümde hayatımda. Harika, çok süper. Çok sevindim ona. Şimdi ben şeylere başladım. Dört nala başladım. O da güzel. Engel de atlıyorum. Yavaş yavaş atlamaya başladım yani şu kadar. Vay maşallah, iyi olsun ya, önemli değil. Tabii biraz da dikkat ediyorum yani, çünkü çok fazla kendine güvenmemek lazım bu konuda. Yavaş yavaş, kademe kademe gitmek lazım. İşte böyle yani, dizi sektöründe bakın, dün mesela herkes Urfa'da olduğunuz için dedi, çok mutluyuz dedi. Dediğin gibi buradaki tiyatral açılımlara baktım. Tiyatrocu bir arkadaşımız vardı sağ olsun, tiyatrosundan yardımcı oyuncular getirdi, onlar oynadı. Sonra abi dedi bizim tiyatromuz var, müsait olduğunda dedi Urfa'da tiyatro yapıyoruz, o tiyatroya gelirsen çok sevinirim. Belediye başkan yardımcımızdı değil mi Hasan abi? Belediye başkan yardımcımızdı gelen. Evet. Dedi ki işte müdürü. Evet. Şey, konserlerimiz oluyor dedi, işte festivallerimiz oluyor falan. Yani tabii dedim elimden geldiğince. Urfa zaten burası benden dolayı, zaten senin ikinci memleketin. Sen zaten Siveri'yi de seviyorsun. Görüyoruz. Biz neyse şimdi İstanbul, aynen, Ankara'ya dönelim. Önümüzdeki günlerde yaz sezonu bitmeden konserler var mı? Yaz sezonu bitmeden konserlerimiz vardı. Konserlerimiz biraz iptal oldu. Askıya aldım konserleri. Konserler herhalde askıda değil de şeyde ertelendi. Bu erteleme doğrultusunda diziyle birlikte işte fırsat bulduğum süre içerisinde konserlerimize devam edeceğiz. Hayırlısı inşallah. Bir de şimdi ben tabii sizin prodüksiyonun yapım Pastel filmi de çok yakından tanıyorum. Sahibini de biliyorum. Benim eskide bir dostum, arkadaşım. Yaşar. Evet, biraz cimridir Yaşar. İnşallah size cimrilik yapmıyor oyunculara, başrol oyuncusuna. Kesenin ağzını açtı mı? Vallahi nasıl yaptım. Ücretler tatmin edici mi? Ya ne diyorsun, oyunculukta ekmek var mı, devam mı? Abi Allah'ın verdiği kadar, anlatabiliyor muyum? Ben devasa rakamlar ben, falan... Ben aslında çok merak ediyorum bölüm başına aldın ama tabii burada sır söylenmez, olmaz. Ama ben onu bir ara bir öğreneceğim. Bakayım. Eyvallah, onu sonra bir bana söyle. Bakayım nedir ne değil piyasalar. Yani, durgun mu değil mi? Piyasanın fiyattan piyasanın durgun olup olmadığı da ortaya çıkıyor. Çok ha. Astronomik rakamları bölüm başı... Ama sağ olsun hani gönlü bol, eli açık yani. Ya bizim de arkadaşımız 7-24 beraber geziyor ama bizim yanımızda öyle değil. Demek ki size iyi. Demek ki çalışan personelin öyle. Eğer sana gelirse bu görüntü. Önemli değil. Bak bütün personel, prodüksiyon dahil, amir dahil, bütün oyuncular hepsi Yaşar'ı kolluyor. Haberimiz olsun bu konuda. Her şey çok güzel. Şeref verdin Urfa'mıza, geldin. Ben, yemeklerden memnunsun. Ciğer kebabını seviyorsun. Seviyorum. Ben şimdi çok... bu akşam senin için de özel... çiğ köfte hazırlattık. Özel istediğin başka... Buranın adı neydi? Neresiydi? Biz dün evet, sohbetimizde... Sembol Vezir Sarayı burayı özel tasarladı. Sağ olsun buranın sahipleri de benim kirvelerim. Bugün onların misafiriyiz. Onlarla Allah da birlikte olmaktan güzel. Muhteşem. Tabii Urfa'da... Şimdi Kutsi'nin Doktorlar dizisini izlemişse Urfalı seyircilerimiz. Doktorlar dizisindeki görüntüsüyle kendi yaşam tarzındaki ruhu aynı, birebir aynı naiflikte, aynı zarafet, aynı terbiye, asayet içinde. Çok mülayim, çok ben daha kızdığını, sinirlendiğini görmemişimdir. Aynen, ve yani insan olarak da çok alımlı, sevilen, zaten sanatçı da toplumun hep bir adım önünde olacak ve iyi, güzel hareketlere toplum örnek. Bu anlamda da Kutsi'yi tebrik ediyorum. Duruşuyla, varlığıyla, her bakımdan asaletiyle baş tacımızdır. Sağ olsun. Gerçekten. Öyle bir mutlu olduk ki burada seni görmekten. Aynı şekilde ben de. İnşallah daha uzun dizilere, daha uzun programlara. Babamın bir lafı vardı. Yani ne olursa olsun elbette ki insan oluyoruz. Bazen hatamız olabiliyor. İşte sadece dedi benim dedi hani başımı öne eğdirme. Elinden geldiğince, biz de Malatyalıyız biliyorsun. Tabii, evet. Elinden geldiğince hani bu işi yap. Çünkü ben Ankara'da o müziğe başladığım zamanlar içerisinde yazık adamcağız 7.30'da mesaiye kalkacak. Ben gece 3'te 4'te giderdim eve, beni beklerdi. Kapıyı açardım, beni beklerdi. İşte nasıl geçtin, ne yaptın, işte ne zaman gideceksin bir daha falan. Ya babacığım derdim, Allah'ın seversen 3,5 saat sonra geçecek. Olmaz.
yetişeceksen, müzisyen olacaksan deden gibi. Allah dedem de müzisyen de tabii Allah razı evet, eylesin. Müzisyen bir yani aileden işte gelir. Öyle doğru zamanda doğru işler yapmak için elimden gelen her şeyi yaptım yani. Ankara'dan biz seninle dün de konuştuk. Ulubatlı Aslan İlkokulu'ndan, Deneme Lisesi'nden, evet. Ayrancı Lisesi'nden, evet. Bahçelievi'den, Emek'ten falan. Dün nerelere tabii. Gittik? Şimdi Türküs alanlarda evet, yaşadık. Bir de kardeşim Sait'le rahmetli Mendo denemede okuyordu. Sen denemedeydin. Aynen. Kenan İmirzalıoğlu denemedeydi. Bekir denemede okuyordu. Bekir gerçi senden büyüktür. Bizim dönemdir. Siz bizden sonraki bayağı dönem. Arkadaşlar, evet, bayağı bütün geçmişi için. Ankara'yı böyle evet. Bir irdeledik. 80'li, 83'lü, 85'li ta dondurma yediğimiz çocukluktaki pastanelerimize kadar gittik. Şişman pastanesi. Ankara'da bir şişman pastanesi vardı. Dün evet, konuşuyorduk. Evet, evet, çok. Ben biriktirirdim böyle harçlığımı. Şişman pastanesi, pidatı. Evet, çikolatalı dondurması vardı. Dünyanın en güzel şeydi bizim için. Evet. O zamanlar değerliydi tabii, değil mi? Dondurmalar falan. Bir de aynı oturduğumuz mahallede Hülya Avşar da orada Emek'te İsrail evlerinde otururdu o da. Evet, hep beraber o bölge. O şişman pastanesi o anlamda çok ünlüdür. Bir zaten şişman pastanesi, bir de Ramazan'da pide aldığımız pide 60 fırını vardı. Cumhuriyet Lisesi, Deneme Lisesi. Ankara o zaman süper ve güzel. Şimdi öyle bir büyümüş ki Ankara. İnan et, ben gidince yolları bulamıyorum. Ya bu kadar mı büyüyor? Bu nasıl bir şey oldu? Her yer imara açılmış, binalar yapılmış. Tabii büyük bir rantiyecilik ve vurgun da var bu arada. Ama tabii bir o kadar da güzel olan yerler de var. Gerçi onun eleştirmesini bize düşmüyor. Fazla da siyasi konuşma olmuyor. Biz geçmişe, çocukluğumuza, oynadığımız oyunlara döndük. Evet, Ankara'yı irdeledik. Şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'da keyfimiz iyi. İnşallah en kısa zamanda İstanbul'da da görüşürüz. Bize ekseri bu tür benim böyle yaptığım röportajlar hep yakın dostlarımla, hiç tanımadığım bir sanatçıyla, oyuncuyla değil. Hep tanıdığım, birebir kendisini tanıdığım, ruhunu bildiğim insanlarla yapıyorum. Sağ olasın. Ama hep ben gidiyorum röportaja. Hani tabiri caizse hani ayağına ben gidiyorum. Bu defa sen geldin Urfa'ya. Sağ ol, evet, şeref verdin her bize. Zaman, hani her zaman. Biz ayağa gitmeye, ayağa gelmeye art niyetli olarak değil ama gitmekten ya, de gocunmayız, gelmekten de gocun. Ama zaman. Ben normalde sen Urfa'ya yolun düşmese illaki bu röportajımı İstanbul'da yapacaktık. Bu Urfa için bu açılış olsun. Bir de İstanbul'da bir röportaj yapalım. Sohbet başka diğer dostlar, Berk Sanı, Mersin hepsini alalım. Bu sefer de biz seni ağırlayalım. Stüdyoda yaparız. Olabilir. Yani, daha iyi olur tabii o ki. O zaman yeni şarkılardan bir iki tane de dinletirim. Evet. İzleyicilerimize. Senin de fikrini alayım. Olur inşallah tabii. Selim'le berabersin hala Çaldıran'la. Çaldıran'la. O da çok eski tanım, ta 86'dan. Şimdi Selim'in kızı da Taksim Sanat Evi'nde dedi, o gün konuştuk. İsmi neydi kızının? Kız arkadaşı. Ha kız arkadaşı, ben kızı zannettim. Pardon ya diyorum, ulan Selim de tabii. Ha doğru beraber. Oğlu doğru. Var onun. Oğlu tabii, boynuz tabii, kulağa o. Geçer misali Batuhan. O da Amerika'da eğitimini aldı. İyi bir caz piyanisti, iyi bir piyanist, iyi bir aranjör oldu. Selim Çaldıran'la 87'de biz... lafını kestim kusura. Coşkun abiyle, Coşkun Sabah'la beraber Ankara'dayken Selim, ben, o hep birlikteydik. Şeyde, biz onda mı? Biz onda çıkardı, evet. Vay be, nasıl biliyorum. Tabii, bilmez misin yani? Zaten Ankara küçücük bir şey, İstanbul'da evet, bir Bakırköy evet. Semti kadardı ama şimdi kocaman olmuş. Kabele Bar vardı. Evet. Allah rahmet eylesin. Buradan rahmet etti. Savaş Bey de sağ ol, özel de. Allah onun işte oğlu Berksan. Şu anda. Belki Bersan'ı isim olarak bilmezler. Bersan bizim çok sevdiğimiz bir yeğenimiz, kirvemizdir. Çilek Dudakları'na şarkısını. Dudaklarına. Onda Kusi'nin de aranjörlüğünü yaptığı, yani müdahale ettiği, şurayı silelim, şunu yazalım dediği yerlerde çok mütevazı bir söylemiyor ama ben biliyorum birebir. Kusi'nin de o Çilek Dudakları'na şarkısında çok şey. Bersan'a da buradan öpücükleri yollar. Evet ya. Bersan'a orada senin de emeğin var. O albümde biz bayağı eve kapandık. İstanbul'dan geldik. Ankara'dan geldik. İkimiz de İstanbul'u çok iyi bilmiyoruz. İşte, i̇lk geldiğiniz günler İstanbul. Tabii. Ne yapacağız mı? Evet. Feriköy'de bir çatı katı var. Berksanların amcasının mıydı? Anıların eviydi. Vedat yani. Abi gelir mi? Vedat abi dedi. Olabilir evet, yani. Evet. Çatı katında Nilgün abla, Nilgün Özel annesi. Evet. Dedi ki burada dedi başınızın çaresine bakın. Alın size gitar, alın size yemekler, köfteler, patatesler. Vay ben harika. Gidiyorum. 10 gün sonra yine gelirim falan. Biz böyle o kadar güzel zaman geçirdik ki. Çok acı günlerimiz oldu. Çok mutlu günlerimiz oldu. Çok parasız kaldığımız günler oldu. Parayı kazanıp böldüğümüz günler oldu. Ama biz... Yılmaz Güney'in bir lafı var. Biz gerçekten hani güçlü adamlardık. O bir lafını okumuştum. Benim babam diyor çok güçlü bir adamdı diyor. Bir ekmeği üçe bölebiliyordu diyor. Kardeşlerimize paylaştırabiliyordu. Biz Berksan'la gerçekten güçlüydük. Çünkü zor zamanlarımızda o ekmeği kuru bile olsa ikiye bölüp yemesini bildik. Doğru şarkılar yapmaya çalıştık. İyi konserler hayal ettik. Hatta o zaman bana evde otururken şey demişti Berksan. Ya dedi sana dedi dizi teklifi gelse dedi kabul eder misin dedi.
Evet. Ben de Berk sana baktım dedim. Ya dedim saçmalama. Ne dizisi dedim. Ben dedim günaydın diyemiyorum aynada kendime dedim. Bir de dedim dizide dedim rol mü yapacağız falan dedim. İçinde nasıl saklanmış gibi? Bir cevher ortaya ya, çıktı. Düşünsene diyor Kurtlar Vadisi gibi bir diziden sana teklif geldi. Ne yaparsın? Bir yapsana Allah'a seversen. Bir rol yapalım. Ya, dedim git başımdan öyle bir şey yapamam. Ama döndük dolaştık işte bugünlere geldik. Allah nasip etti. Berk senle karşılaşıyoruz. Evet. Yine geçenlerde şeye iftar yemeğine de Berk senle geldim. Tabii iftarda beraberdik evet. Ben, sen, Işın Karaca, Berksan. Efendim evet söyleyeyim çok ekip bizim bayağı kalabalık bir grupla. Yine araba da aynı şeyi sordu. Dizi tek dizi var mı dizide mi? Evet. Ne yaparsın? Bu diziye de sen de ona bir rol yazdır ya. Küçük bir rol yazdır. Olabilir yani. Berksan'a. Şimdi Berksan'ın şarkıcılık macerasını madem öyle lafı geldi anlatayım. Kabere Bar'da şarkıcı yok, okuyan yok. Benim de çok sevdiğim bir Serhat Ekenler diye bir yeğenim var yanında. None lakabıyla. None diyor ki ya Berksan diyor şarkıcı yoksa yok diyor kardeşim diyor. Madem öyle sen çık söyle. Ya olur mu olmaz mı? Hadi çık o gazla bir çıktı. Berksan da o gün bugündür sahneyi aldı. Ve sen mi vesile? ben değil. None var bizde Serhat. O söyledi, o çıkarttı. Berksan'ın biliyorsun rahmetli babası benim canımdı. Allah gani gani rahmet. Öyle güzel. Zaten amcası hepsi ailece hepsi dostlarımdı onların. Berksan o zaman küçücüktü kocaman adam oldu. O resimleri var biliyor musun sahnedeki resimler? Ha ya o işte o kabaredeki dönem oydu zaten. Buradan da herkese tüm dostlarımıza selam. Kusti şeref verdin Urfa'mıza. Tekrar bekliyoruz. O şeref bana ait. Allah gerçekten razı olsun. Senin için sıra gecesi hazırlattık. Çiğ köfte yaptırdık. Allah razı olsun. Masrafı da mecbur ben ödeyeceğim. Yaşar Ödemez prodüksiyona yazamıyorum bunları. Yani bu nasıl işler? Amme hizmeti. Para cepten gidiyor bizden. Olmadı ki bunu. Ben Yaşar da onu dışarıda yurt dışında ondan cezasını fazla seçiyor. Sen İstanbul'a gel. Ona bir cezasını... orada ağır bir darbe vuralım Yaşar'a beraber. Değerli Urfa halkı çok çok teşekkür ederim. Bugün de yine Ankara'dan meşhur olmadan önce çok sevdiğim bir kardeşim ve onun meşhurluğu bana gurur verdi. Bugün burada onu ünlü bir star, ünlü bir sanatçı ve oyuncu olarak ağırlamaktan çok mutluyum. Çünkü eski zamanını biliyorum. Çektiği zorlukları, sıkıntıları biliyorum. Bugün Urfa'da onunla birlikte olmaktan yine benim için gurur verici oldu ve mutluluk verici oldu. Önümüzdeki haftalarda inşallah gene konuşacağız, beraber olacağız. Kusi'ye bu Urfa'ya yaptığı jestten dolayı teşekkür ederim. Bu sırf Urfa halkına nezaket olarak yapılmış bir röportaj. Hiçbir maddi kaygımız yok. Aynen. Çok günün, teşekkür ederim herkes Kusi. Herkes kendine çok iyi baksın. Ben de sana teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Ayağına sağlık. Gerçekten o şeref bana ait. Burada en başından beri bizi güler yüzünle karşıladın. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sen sağ ol. İyi akşamlar.